Ya evet, aslında yani bu kadar kendilerince üst yani yukarıda görebileceğimiz barış söylemleri, çözüm süreci söylemlerin hemen arkasından bu saldırganlık geldi. Yani uzun zamandır ya Rojava'da IŞİD saldırganlığından sonra IŞİD saldırganlığı yenildiğinden beri bir IŞİD'in hesabını görme, IŞİD'in yenilgisinin hesabını görme. Ya da oradaki devrimci demokratik yapının, komünel yapının hesabını görme anlayışıyla yaklaşıyor siyasi iktidar. Yani oradaki bütün devrimci kazanımları parçalamaya yönelik, yani bitirmeye yönelik bir tasfiyeci, sömürgeci bir saldırganlık içerisinde. Yani 2 gün önce yine belli başlı gelişmelerin üzerine denk gelmesi, buradaki yani Türkiye'deki egemenlik çıkarlarının etrafında okuyamayacağımız bir durum ortaya çıkarmadı. Yine Türkiye egemenlerinin, Türkiye sermayesinin kendi egemenlik çıkarları gereği yapmış olduğu saldırganlıklar. Bu ne güvenlik politikalarıyla açıklanabilir. Bu ne içeride yaşanan gerilim ve çatışma süreçleriyle açıklanamaz. Yani orada hani siyasi iktidarın açıkladığı askeri alanların hedef alındığına yönelik, ama öyle olmadığını görüyoruz, biliyoruz. Yani bütün Kürt medyası da, Kürt basını da bunu açığa çıkartabilir durumda şu an için. Yani esas da şöyle, biz uzun zamandır düzen güçlerinin Kürt hareketine, Kürt halkına yapmış olduğu çağrılarda şunu görüyoruz. Bir taraftan savaşı ve çatışmayı derinleştiriyorlar. Suikastlarla Kürt devrimcilere yönelik saldırılar düzenliyorlar. Kürt halkına yönelik, sivillere yönelik saldırılar düzenliyorlar. Birçok bakımdan işte Bakur'da da, Başur'da da, Rojava'da da ciddi bir kuşatmanın içinde tutuyor Kürt özgürlük mücadelesini. Bu kuşatmanın içinde tutarken de bir taraftan Türkiye'de meclis siyasetinde böyle çıkışlar, işte Öcalan'ın tecidini esnetmeye yönelik çıkışlar yapmaya çalışıyor. Kürt halkının mücadelesini, ya yani sorununu daha doğrusu, Kürt sorununu gördüğüne yönelik çıkışlar yapmaya çalışıyor. Bu bizim aslında yıllardır ortaya koymuş olduğumuz, 2014 belki MGK kararlarından beri, belki de daha gerisinde koymuş olduğumuz, ben Kürtlerin sorununu çözerim, tırnak içerisinde bunu söylüyorum, ama düzen içinde bir çözerim. Bir çöktürme planının ve tasfiye saldırısının bir parçası. Düzen dışı bir Kürt sorunu çözümü ya da işte Türkiye işçi emekçilerinin yarına, geleceğe ilişkin tasavvurlarının olmadığı, Türkiye egemenlerinin kendi yönetimsel egemenlik çıkarları etrafında bir Kürt sorunu tanımı yapıyorlar. 10 yıllardır hem bu tanımı böyle oturtmuşlar, AKP'nin de kendi iktidarında Kürt sorunu çözümü olarak atmış olduğu dönemsel olumlu adımların gelmiş olduğu nokta da burası. Yani ben Kürt sorununu çözerim, bu figürü kendileri olduklarını ifade ediyorlar. Bölgedeki en Kürtlere yönelik en büyük saldırganlığı geliştiren, en ciddi kuşatmaları örgütleyen egemenler olmasına rağmen, siyasi iktidar olmasına rağmen, ama bu sorunu çözeceklerini de iddia ediyorlar. Bu nasıl bir çözüm? Kürt sorununun düzen içi bir çözümüne yönelik bir adım. Yani Kürt halkının kendi istediği, kendi yaşamını, kendi geleceğini, kendi tayin ettiği bir yerden bunu tanımlamıyorlar. Bu kendi sömürgecilik karakterlerinin oluşturduğu bir çatışma. Bu yüzden de bugün bir taraftan saldırıyor, bir taraftan işte bugün de gördük HDP'lilere yönelik, yani DEM partililere yönelik ciddi bir operasyon dalgası var. Yani yaklaşık 200 kişi farklı illerde gözaltına alındığını görüyoruz. Yani bu saldırı dalgası, operasyon, polis operasyonları çok alışılagelmiş düzeylere ulaştı artık. Yani bizim her gün sabah uyandığımızda illerden, ilçelerden, yoldaşlarımızın, dostlarımızın alındığını gördüğümüz, okuduğumuz, bu süreçleri takip etmeye çalıştığımız bir düzeye geldi. Yani bir taraftan siyaseten kuşatıyor. Yani sivil halkın yaşam alanlarını askeri anlamda kuşatıyor. Bir taraftan da bu sorunu çözeceğim diyor. Şimdi bu sorunu bizim açımızdan kilit olarak, yani çözecek en temel muhatap Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Kürt Siyasi Hareketi'nin kendisidir. Onun talepleri, onun tasavvurları ölçüsünde çözülebilir. Ne egemenlerin çıkarlarına bağlı kalmak zorundadır Kürt halkı kendi geleceğini örgütlerken, ne de o masaya oturduğunda egemenlerin tarif ettiği gibi taviz vererek oturmak zorundadır. Kürt hareketi kendisini bugünlere getiren o devrimci dinamiğin, halk desteğinin, halklaşmış bir hareket olmanın, yani zaten gücünü omzunda taşıyor ve Türkiye sosyalistlerinin, Türkiye'deki sol hareketin tamamı olmasa da büyük bir kısmının
internasyonel dayanışmasıyla da bugüne getirdi. Rojava'da haklara yönelik keza yine Bakur Kürdistan'da ya da işte DEM Parti'ye, yani Kürt siyasi hareketinin Türk Özgürlüğü tamamına yönelik saldırılarda biz Türkiye'li sosyalistler olarak bir açık tutum almak durumundayız. Bu saldırganlığa karşı deyim yerindeyse kendi egemenimizde mücadele bayrağımızı yükseltmek durumundayız. Çünkü sömürgecilik sorunu, Kürt halkının sorunu ve Rojava yönelik saldırganlık sadece Kürtlerin meselesi olarak değil, Türkiye'de sosyalizmin kurulması, işte kapitalizmin yıkılması yönlü de bir mücadelenin en önemli parçalarından biri diyebilirim. O yüzden çağrımız bu yönlüdür. Çok önemli ve yoğun bir sürecin içerisindeyiz gerçekten. Ben konuşmama başlamadan önce Rojava'ya yönelik, sınır ötesine yönelik, sivil halka yönelik katliamı, saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Bizler sol sosyalist güçler açısından gerçekten burada iktidar Filistin'deki işte sivil halka yönelik katliamı kınarken ikiyüzlü bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz ve orada da sivil halkın yaşadığı hastanelerin, evlerin, yerleşim alanlarının bombalanmasına, saldırılmasına karşı buradan kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bizler gerçekten onurlu bir barış istiyoruz ve bu barışın koşulları noktasında da somut adımların atılmasını istiyoruz. Öyle bir sürece sokulduk ki şu an sanki barışı getirecek bir ortamın sürecin içerisindeymişiz gibi bir beklenti havasına sokulmuş durumdayız. Bahçeli'nin işte ilk tokalaşma adımıyla başlayan ve gün geçtikçe hızlanan ama iktidar açısından hazırlıklı bir planın devreye sokulduğu bir sürecin içerisindeyiz. Burada bizleri ayrıştırma tutumuyla da karşı karşıyayız. Hem Türkiye'deki derinli demokrasi güçlerini hem Kürt Özgürlük Hareketi içerisindeki güçleri birbirinden ayrıştırmaya, bölmeye, parçalamaya yönelik bir tutumu da burada görüyoruz. Bu konuda ki çabamız, tutumumuz kesinlikle bir bütün olarak bu süreci karşılamamız, onurlu bir barışı sağlamak için taleplerimizin somut olarak hayata geçirmesi noktasında mücadelemizi birleştirmektir. Bu konudaki bizler yani sol sosyalist güçler olarak özelinde sosyalist dayanışma platformu olarak Kürt Özgürlük Hareketi'nin tarihsel birikimine bundan önceki getirdiği politikaların tutarlılığına güveniyoruz ve bu noktadaki tutumumuz da bu noktada gerçekten birlikte onurlu barışı sağlayacak bir sürecin içerisinde etkin bir rol oynamak. Şunu belirtmek istiyoruz gerçekten. Çok yoğun bir pahalılık, işsizlik, yoksulluk içerisinden de geçiyoruz. Burada da bu koşulların, bu hayatın, bu ağır yükü içerisindeki emekçilerin, toplumun yaşadığı talepleri de birlikte karşılamak ve bu noktadaki mücadelenizi ileriye taşımamız gerekiyor. Bu noktada da çok ısrarlı birlikte bir tutum almamız gerekiyor. Buradan bunu belirtmek istiyorum. Bizler gerçekten süreci çok iyi takip ederek ve hem onurlu bir barışı hem gerçekten bu yoksulluk, pahalılık, işsizlik girdabı ve özelleştirmelerin getirdiği bu acı düzeni karşısında kendi taleplerimizi, kendi mücadelemizi büyütmek istiyoruz. Bu noktada Türk halkının da talepleri ve kendisinin özgürlük talebini ve bunu bu noktada birlikte büyütmek istiyoruz ve bu topraklarda gerçekten onurlu bir barışı, eşit yaşanılabilir bir ülkeyi birlikte kuracağımıza inancımız son derece güçlü. Gerçekten bu saldırıların, Türk halkı üzerine de olan saldırının son bulabilmesi için halkların ortak mücadelesinin olması gerektiğini ve bu noktadaki mücadelemizin sonuna kadar yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun dışında gerçekten kendi iktidarımız, bu topraklar, bu coğrafya içerisindeki baktığımızda ise iktidarın bu saray faşizminin kendisini tahakküm etmesi için Türkiye ve Kürt halkları emekçiler arasında ayrıştırması ve
kendisinin iktidarını sarsacak, özellikle de biz bunu 2015'ten beri biliyoruz, Kürt Halk Hareketi'nin gücünü zayıflatmaya yönelik saldırılarını tabii ki çok hep beraber yaşıyoruz. Bu konuda gerçekten iktidarı göndermek ve bu savaş siyasetinin sonlandırılması için eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesi yürüten tüm devrimci demokrasi güçlerin ve Kürt Halk Hareketi'nin birlikte ortak mücadelesi, hem bu yaşanan pahalılığa, yoksulluğa, hem de bir halkın ezilmesine, sömürülmesine karşı birlikte mücadele edilmesi gerekiyor. Gerçekten onurlu, eşit, adaletli bir toplumu ancak böyle kurabiliriz. Ve bu noktada ki somut taleplerin, savaş karşısındaki somut taleplerin hayata geçmesi için de sosyalist güçlere de büyük çaba gerekiyor. Bu konuda birlikte mücadele yükseltmeleri gerekiyor. Kendi adımıza bizler de TODAP olarak bu alanda da hem sol ve sosyalist güçlere yönelik bu taleplerin birlikte yürütülmesi konusundaki çabamızı, irademizi, siyasetimizi büyük oranda göstermeye çalışacağız. Hem de bu noktadaki somut Kürt Halk Hareketi ile birlikte mücadeleyi yükseltmeye çalışacağız.